Bu katmanın bir altına girdiğinde Kürşat gibi yüzlerce, binlerce genç var ve bunlar hakikaten yani anlık yaşayan hiçbir değeri, yani para kazanmak, bu ülkeye değer yaratmak değil, kendine değer yaratmak, kendi zenginliği, kendi gücü, kendi iktidarını sivrilmek gibi olan bir başka bir güruh oluştu ve bu hakikaten bu ülkeyi zehirliyor ve zehirleyecek uzun ANAP vadede. dönemini ikimiz de hatırlıyoruz. Evet. İkimiz de genç gazetecilerdik o dönemde Serdar, anımsarsan. ANAP dönemi de böyleydi. Bir Özal ailesinin çevresinde oluşmuş bir çıkarcılar grubu, yakın çevresi vardı ve dalga dalga onlara yanaşmak isteyen insanlar vardı. Bu katman katman aşağı iniyordu. Herkes o güç merkezinin etrafında yığılmış, kümelenmişti. O dönemde de yolsuzlukları tartışıyorduk. O dönemde de işte kamu bankalarının verdiği kredileri sonradan zenginleşen holding sahibi olan insanları tartışıyorduk. Tabii bu dönemki gibi bir şey hiç Türkiye yaşamamıştı. Yani Türkiye'yi boş ver, yakın çevremizde de bu dönemki gibi bir talan olduğuna ben şahit olmadım. Sonra birdenbire ANAP baraj altı kalıp parçalanınca ANAP etrafına, ANAP genel merkezi etrafına, Özal ailesinin etrafına birikmiş, o zaman Özal vefat etmişti, rahmetliydi. İşte Mesut Yılmazlar yönetiyordu. O çıkar grupları öyle hızlı bir şekilde dağıldılar ki başka yerlere, hemen terk ettiler. Tabii. Hemen büyük bir hızla terk ettiler. Bir, yeni çıkar gruplarına yanaşmak istediler. İki, oluşturdukları büyük maddi gücü kaybetmemek için o riskten büyük bir hızla uzaklaştılar. Gölgesinden kaçtılar. Evet, servetlerini korumak için veya yeni yanaşabilecekleri güç odakları bulmak için büyük bir hızla uzaklaştılar. Yani ANAP denen parti bir anda yok oldu. Tarih sahnesinden silindi. Aynen. Ve bunlar çok kısa bir süre içerisinde oldu. Şimdi senin o, biraz önce çizdiğin tabloda da AKP'nin iktidardan işte yerel şeylerde düştü. Yerel seçimlerde düştü birçok yerde iktidardan. İktidardan ilk seçimde kaybederek uzaklaşmasının ardından bu saydığın çıkar halkası öyle bir hıza dağılacak ki AKP genel merkezinde oturanlar, AKP'yi yönetenler bile şaşkınlık içerisinde izleyecekler. Aynen. Bu sosyolojik bir tahlil ve gerçekliktir.